Halil. Koğuşun üstüne üşüteceksin. İstemiyorum teyze, sağ ol. Takma kafanı artık. Bunu da nereden çıkardın? Çünkü sen ne zaman bir şeye kafanı taksan hançerlerin oynarsın. İyi misin? Zümrüt Hanım. Dün gece çok kötüydü. Bir çeşit atak geçirmiş. Tüm gece uyuyamadı. Bir çare bulmamız lazım. Bir de çiftlikten giderlerse o kadın daha da kötüye gidecek belli. Halil, bunun bu çiftlikte kalmalarıyla ne alakası var? Kadın evi gibi bildiği yerde bile korkuyorsa vay halimize. Hah. İlaçlarını zamanında verselermiş. Vicdanının oynamalarına izin verme Halil. Gülhan mı daha önemli, düşmanımız bildiğimiz insanlar mı? Önceliklerinin farkına var. Kafan karışmasın. Sen Gülhan'ı aradın mı hiç? Yok, aramadım. Ara lütfen Halil. Kırılmasın. Haklısın. Hoparlörü de açsana, ben de dinleyeyim. Abla, nasılsın? Nasıl gidiyor tatilin? İyiyim canım. Biraz uzaklaşmak iyi geldi. Sen nasılsın? İyiyim. Gayet iyiyim. Gidiyorlar değil mi? Gidiyorlar. Merak etme. Umarım bir ay kadar bile sürmez. En kısa zamanda giderler. Şöyle buyurun. Ben hemen çağırıyorum Ali Bey'i. Ustam, hoş geldin. Hoş buldum. Yakınlardaydım, bir uğrayayım dedim. İyi etmişsin, mutlu ettin. Müsaadenizle. Babaannen nasıl? Saati yerindedir inşallah. Dün biraz kötüleşti. Bayağı huzursuz bir gece geçirdi. Çok üzüldüm. Allah şifa versin. Ben teşekkür ederim. Bir ihtiyacınız olursa seslenin lütfen. Sen doktorla konuştun mu? Aradım. Ama açmadı. Doktor arıyor. Açmam lazım bunu. Ben de duyayım. Merak ediyorum Zümrüt Hanım'ın durumunu. Beni aramışsınız Zeynep Hanım. Evet. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Babaannem dün gece sabaha kadar kabus gördü. Bir türlü huzurlu uyuyamadı. Atak geçiriyor gibiydi. Ben sebebini anlayamadım. İlaçlarını düzenli veriyor musunuz? Evet, o konuda çok dikkatliyiz. Dakikası bile atlamıyor. Peki şartlarında, yaşamında bir değişiklik oldu mu? Hayır, olmadı. Hastayı huzursuz edecek bir şey yapmamaya özen gösterin. Mümkün olduğunca dediklerini yapmaya çalışın. Daha önce de dediğim gibi hayatında değişiklik yapmayın. Mekan algısı onun gibi hastalarımız için çok önemli. Anladım. Teşekkürler.
İyi günler. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Şimdi müsaadenizle. İki parçayı bir edememiş gibisin evlat. Her seçim bir vazgeçiştir. Önemli olan ne istediğinden emin olmak. Sonradan pişman olmak insanın yüreğine ağır gelir. Bir mengenede kalmış gibi sıkışır durur. İyi düşün, etraflıca ölç, biç. Sonra ah dedirtmesin sana kararın. Başkalarının yanlışı insanı üzer. Ama kendi yanlışı insanı ziyan eder. Gel otur ustam şöyle. Gülhan kızımı göremedim. Nasıl, iyi mi? İyi, iyi, gayet iyi. Tekin'le beraber Kaplıca'ya tatile gönderdim birkaç günlüğüne. Dinlenmeye ihtiyacı vardı. İyi gelir diye düşündüm. Çok iyi etmişsin. Zeynep nerede acaba? Zeynep'i görmek istiyorum ona. Zeynep nerede? Nerede Zeynep? Zeynep nerede? Zümrüt Hanım. Nerede Zeynep? Zümrüt Hanım, Zeynep mutfakta. Sakin olun. Geçin şöyle oturun. Tutamadım. Özür dilerim. Hoş geldiniz. Buyurun böyle oturun. Sağ olun beyefendi de. Oturmanın zamanı mı Zeynep? Ha, gel kızım gel. Geç şöyle. Geç çabuk. Geç. Geç şuraya. Geç otur. Sen de gel oğlum. Zümrüt Hanım. Çabuk geç otur diyorum size. Otur. Ha? Ya. O yüzüğü parmağına taktım ama adını koymanın zamanı geldi. Hayat beklemeye gelmez. Ben yaşlı bir kadınım. Belki düğününüzü göremeyeceğim ama bu dünya gözüyle sözünüzün kesildiğini görmek istiyorum. Bu benim hakkım. Anlıyor musunuz? Gözüm açık öbür dünyaya gitmek istemiyorum. Hayırlı iş ertelenmez. Öyle değil mi Aziz Bey? Muhakkak, muhakkak. Hadi bakayım. Söz işiniz gerçekleşsin. Kalkın ayağa. Kalkın. Hı. Bu güzel sevdayı kopmayacak bir bağla birleştirelim artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.